Bismillahirrahmanirrahim. Kat, ahiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine Resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar, bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar, ahiretten yana kördürler. Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında, göklerde ve yerde olan herkes, müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette, onun huzuruna varacaklar. Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz. O gün, her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun, deriz. O zaman onlar, hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin. İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Allah'ın huzurunda, O'nun izin verdiğinden başkasının şefaatleri fayda vermez. Nihayet, o kıyamet saati dehşetinden duydukları korku gelince, o dirilenler birbirlerine, Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa, o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Kâfirler, biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız, derler. O zalimleri, sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde, birbirlerine laf atarken bir görseydin. Zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar, o kibirli olan önderlerine, ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız, biz de iman edecektik, diyecekler. Öte yandan, dünyadayken kibirlenenler, o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis, siz zaten suçlu kimselerdiniz. Kıyamet günü, o kâfirler, can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden
ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, arınırsa, kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken, kendilerini çarpacak bir ses. İşte o zaman, ne vasiyette bulunabilir, ne de evlerine dönebilirler. Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp, Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. Fakat bugün sizler, şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler! Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar. Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? Onlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz? Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz? İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. O zalim kâfirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez. Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun. Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip onun adına yalan söyleyen kimselerin kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Sûra üflenir. Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa, çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir. Bugün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare? Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz. Görmeyen de gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla,
hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz. Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkâra bir çare. İnsanlar hiç farkında değillerken, o kıyametin ansızın başlarına gelivermesini mi bekliyorlar? O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. Ama o müthiş sakvetle kendilerini yakalayacağımız gün, onlardan tam intikam alırız. O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur. Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme! Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki? Sura üfürülür, kalp borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün, mezarlarından kalkış günüdür. Yerin yarılıp, kendilerinin büyük bir hızla, mahşer meydanına koşacakları gün, mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama, bize göre çok kolaydır. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün, hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar. Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kâfirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler. Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki. Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. O kimini alçaltır, kimini yüceltir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadağın edilip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman, ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.